Merhaba arkadaşlar. Bugün web site kullanan arkadaşlarımızın web yönetici araçlarında veri işaretlemesindeki nasıl kullanılması gerektiğini anlatan bir video hazırlayacağız. Öncelikle web yönetici araçlarına giriş yapıyoruz. Web yönetici araçlarında arama görünümü altında yapılandırılmış veri ve veri işaretlemesini kullanacağız. Daha önceden işaretlemelerini yaptığım için ben bir değişik bir işaretlemesi yapacağım. Çünkü baştan mümkün değil, bir öncekileri işaretledim. Şimdi veri işaretleyici kısmına öncelikle gelip sağ tarafa tıklayıp bağlantıyı yeni sekmede açıyoruz. Burada işaretleme başla diye butonumuz bekliyor. Evet, bunu bekletiyoruz. Hemen bu arada tabii seçimden dolayı sesleri de duyuyorsunuz. Seçim yaklaştığı için. Şimdi daha önce işaretlediğim bölümleri atlayarak tekrar işaretlemek istemiyorum. Şuradan alta doğru bir bu da yeniymiş zaten herhalde. Şuradan sonra şunu yapmıştım. Şuradan başlayalım. Evet. 2011'in 10. ayında yazdığım bir yazının linki bu. Öncelikle canlı veriyi test edelim. Bakalım ne gibi bir hatası var ya da bir hatası var mı diye bir çözümleyelim. Eğer hiçbir hata göremezsek zaten sağ tarafta gerekli yeşil olarak bize belirtecek. Bakalım ne çıkacak. Evet, bir hatamızı göremiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Yazımızın en üstteki mavi renkli olan kısmındaki linki bağlantı adresine kopyalayıp sağ tarafta işaretlemeye başla butonuna tıklıyoruz. İlk penceremize yazımız linkini kopyalıyoruz. Bir altta vurgulanacak bilgi türü kısmında makaleler kısmını açıyoruz. Boş bir yere tıklayınca link tam otursun. Tamam diyoruz ve verimiz okunmaya başlanıyor. Karşımıza bir sayfa grubu oluşturulacak. Bu sayfa grubumuz oluşturmadan önce sayfamızın ilk önce başlık kısmını işaretleyip seçip işaretleyip başlık diyoruz ve sağ tarafa dikkat ederseniz atılıyor. Hemen altta resim olmadığı için gönderen yazar kısmını işaretliyorum. Ve bitti diyorum. Grubumuz oluşturuluyor. 9 adet sayfamızın örnek olarak karşımıza çıkarttı. Yalnız 9 tane sayfa değil. Tabii yukarıya bakarsanız 100 artı sayfa. 100'den fazla sayfanın olduğunu söylüyor. Peki sayfa grubunu oluştur diyoruz. Şimdi ilk grubumuzu oluşturuyoruz. İlk sayfayı etiketledik ve ondan sonrasında devam ediyoruz. Şimdi burada resim atma. Dikkat ederseniz başlığımız var. Fakat resim üzeri renk değiştirme. Yani bakın dikkat ederseniz bir renk alıyoruz. Sarımsı bir renk. Resim üzerinde renk yok. Sağ tarafa baktığımızda da renk yok. Neden? İlk verimizde resmi işaretlemediğimiz için ikinci sayfamızdaki veriyi tanımadı. O zaman ne yapıyoruz? Hemen resmimize tıklayıp resim diyoruz. Sağ tarafa atılmasını sağlıyoruz. Fakat yazar ismimiz yanlış. Hemen öneriler, kendisi öneriler sunuyor. Fakat sunduğu önerilerde bir şey yaramıyor. Biz alt kısmına iniyoruz. Gönderen kısmında Adnan Güney yazan ismi tıklayıp sağ tarafta açılan pencereden yazar diyorum. Dikkat edin, bakın hemen sağ tarafa yazar ismi Adnan Güney yaptı. Başlığımız, yazar ismimiz ve resmimizden oluşuyor. Tamam, ilerliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Yani büyük ihtimalle resim hatalarımız çıkacaktır. Peki resim hatamız çıkmadı. Yazar hatamız çıktı. Neydi? Notepad diye bir kısım çıkmış. Neden dolayı? Yazar ismimizi göremedi. Olur. Burada da görememiş zaten. Hemen üzerine işaretleyip yazar diyoruz. Ve bekliyoruz. Tabi bu bekleme anında bazen işaretleyemiyor. Tekrar tıklayın. Yazar değil. Bu şunu hatırlatmak istiyorum. Burada böyle bazen veride problemler oluşabiliyor.
Tekrar ana başlığımızın üzerine gelin, başlık değil. Eğer tekrar bir öneride bulunmuyorsa ileriye tıklayabilirsiniz. Bu internet sorunlarından ya da değişik sorunlardan oluşabiliyor. İşaretli, işaretli yazar kısmımız tekrar yanlış. Ünlem işaretini attı. Hemen yazar gönderen kısmında yazar işaretlediğimizde dikkat ederseniz onu da almadı. Tekrar işaretleyelim. Almadı peki. Aslında aldı. Aldı da biz göremiyoruz. Biraz sonra göreceğiz bunu. Bir sonraki sayfayı yani 5 numaralı sayfayı 5'er 5'er gruplar halinde açar her hatada. Başlık linkimizi aldı, resmimizi aldı. Bakın buraya blogger dedi. Yazarı blogger olarak gördü. Yani bir hata. Bunda nedenlerden bir nedeni de şuradaki kodlamalardan kaynaklanıyor. Kodlar, bazı kodlar çünkü verileri işaretlerken hata verdirebiliyor. Yazabiliyoruz. İşaretliyoruz. Tekrar yazabiliyoruz. İşaretliyoruz. Tekrar yazabiliyoruz. Peki, bitti diyelim. Yeni sayfamızı açacak. Bize burada eklemedi resimleri göreceksiniz. Bakın şimdi burada resim göremiyorsunuz. 2'de resim yok, 3'te resim yok, 4 ve diğerlerinde resimleri göremiyoruz. Bu neden? Çünkü ilk verimizde resim işaret olmadığı için, işaretleyemediğimiz için diğer verilerde resim sorunu algıladı. Linkimize tıklayalım. Üstteki linkimize. Sayfamızı açalım. Ama resmimiz var. Bakın sayfamızda. Başlık linkimiz işaretli, resmimiz var, yazar ismimiz doğru fakat resmimiz işaretli değil. Tıklayalım, bakın bir sarı çerçeveyi aldı, hemen resim kısmı işaretlediğinde resmimiz aldı. Bitti diyorum, bu bir örnek veri, örnek veri diğer resimlerde işaretleme yapabilir. Devam ediyoruz, yok, tekrar bir sonraki sayfamızı açıyoruz. Onu da işaretlemediğini görüyoruz. Bunda da resim var diyoruz, işaretliyoruz. Dikkat ederseniz yazar doğru, üstte doğru. Bir tek resmimiz eksikti, bitti diyoruz. Devam ediyor. Bakın altlarda da resim çıktı fakat ünlem işaretleri de var. Bunu da işaretliyorum. Hızlı hızlı gidelim bu arada. Hemen işaretlerimiz resim diyoruz, atıyor. Bitti dedik. Birkaç veriden sonra kendisi otomatik görmeye başlayacak ve görmeye başladı. Yani tanıyor şu anda resmimizi attı. Kontrol bakın burada tekrar çıktı. Sağ tarafı kontrol ettik. Hemen geldik. Resmimizin üzerine bakıyoruz. İşaretli tıkladık. Çerçeveyi aldı. Resmi işaretledik. Aldı. Bitti diyorum. Bakın resimlerimizi çıkar. Tekrar kontrol edelim. Eksik bir şey var mı? Kontrol ettiğimiz yerler neresi? Başlık, yazar ve resim. Eğer bu kısımlarda bir problem yok ve yukarılarda bir ünlem işareti yoksa bir sorunumuz yok. Devam edebiliriz. Dikkat ederseniz herhangi bir hata göremedik. Burada bir resim yok. Şurada bir resim göremiyoruz. Blogger hatalarla yönlendirir. Ama buraya geldiğimizde solda bir ön izleme açtı bize. Şurada bir resim var. Hemen linke tıklıyoruz. Bakın şu linki gösterdiğim resim. Resmimize tıkladık. Resmimizi aldı. Tamam dedi. Bu verimizi aldım. Ben işleyeceğim bunu dedi. Tekrar yeni bir sayfa açtı. Her açtığı sayfada dikkat ederseniz sayfalar çoğalmaya başladı. Şimdi üstte problemimiz yok. İkinci de yok. Üçte şurada bir yine problemimiz var. Şuradaki resmi görmemiş. Peki işaretleyelim. Evet resmimizi aldı. Bitti diyoruz. Biraz sıkıntılı arkadaşlar ama hepsinde böyle yapmıyor. Şu anda 2011 senesini işaretliyorum. 2011 senesine bağlı olarak 100 adet sayfa var ve diğerlerini de gördüğü için bir müddet daha devam edecek. Devam ediyoruz aşağıya doğru. Hemen şuradaki linkimizi açıyoruz. Orada ünlem işareti gördüm. Bakın. Ünlem işaretinde hemen alt kısmında yazarı işaretliyorum. Değiştirdi.
Bakın, tekrar ünlemler, tekrar işaretliyorum. Ünlemlerin gittiğini göreceksiniz. Bitti diyorum. Tekrar yeni bir sayfa açacak. Evet, şurada da göremedik. Bunu da işaretliyoruz. Hızlı geçiyorum biraz. İlk resmimiz bu. Ondağlık. Bitti diyoruz. Sayfamız grubumuzu açtı. Aşağı doğru indiriyoruz. Bakın şurada bir resmin daha olması gerekiyor. Neymiş? Bloğuşluk abone kutu. Bakın şu resim. Hemen linkimize tıklıyoruz. Resmimiz yok. Ama burada yazımızın içerisinde resmimiz var. Bakın üzerinde sarı işaret yok. Şimdi çerçeveye aldı. Resme tıkladık. Onu da attık. Devam diyoruz. Aşağı doğru kontrol edelim. Şu anda bir tane hatamız var şurada. Bakın ünlem işareti ve 4 numaralı bir ünlem işareti var. Hemen buna tıklayalım. Evet, yazar ismini görememiş. Tamam. Hemen aşağı iniyoruz. Gönderen kısmı Adnan Güney. İşaretliyorum. Yazar diyorum. Pardon. Şurada bir eksiğimiz var. Onu da tamamlayalım. Burada yazar görmemiş. Yazarı tıklayalım. Bekliyoruz. Ünlem işareti gidermek için tekrar tıklıyoruz. Bitti diyoruz. Evet. Kontrolümüzü yapalım. Burada bakın iki tane problemli bir yer var. Birisi bu, birisi bu. Tekrar tıklayalım. Resme tıklayıp resim dediğimizde bu işaretin kalkmadığını görürsünüz. Ünlem işaretini tıklayın, orayı uyarıyı temizle deyin ve bitti deyin. Evet, hatalar. Aşağı doğru indirelim. Aşağıda resimlerimiz herhangi bir ünlem işareti göremiyorum. Fakat bir önceki verilerimizden 3 ve 4 numaralı hata var. Hemen 3'e tıklıyorum. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Burada resmi eklememiş. Bana diyor ki 3 numarada şu anda görüp de eklenmeyen bir verim var. Evet doğru. Bakın üzerinde dolandırdığı zaman renk almıyor. Tıkladığım zaman sarı bir renk aldı. Hemen resim diyorum. Resmimiz geçti. İlerle diyorum. Dört numarada aynı şekilde bir hatamızı verdi. Dört numaradaki resmimize işaretliyorum. Onu da aldık. Tekrar ilerliyorum. Büyük bir ihtimalle ya düzeltecek ya da düzeltmeyecektir. Evet düzeltmedi. Üç tane. Bunda da bir hata buldu. Bir resim. İşaretledim. İlerliyorum. Bir ünlem daha açabilir. Açmadı. Peki. Tekrar 3'e döndüm. Hatamız neymiş? Tekrar tıklayalım. Resim dedik. Hatamızı giderdi. Gidermemiş olsaydı ünlem işaretine tıklayıp uyarı temizle diyecektik. Devam edecektik. Şimdi devam ettirdik. Bakalım 3 numarayı düzeltecek mi? Evet 3 numara düzeldi. Buradaki hatamız yine çift ünlem.
Tekrar tıkladı. Resim dedik. Bunu tanıla. Evet, tanıdı. İlerle dediğimizde 4 numaradaki ünlem işaretinde kalktığını göreceğiz. Evet, 4 numarayı temizledik. Aynı işlemi burada da verdi. 2 tane ünlem işareti çıkarttı. Resme tıkladık. Tekrar. Onu da tanıdı. İlerle dediğim zaman 5 numaradaki hatanın da gittiğini görmemiz lazım. Evet, o da gitti. Buradan dikkat edersen diğer verilerde herhangi bir problem yok. Hızlı hızlı ilerle diyebilir. Ya da direkt 17'ye atlayıp alt kısımda çıkan resimleri, yazıları, başlıkları kontrol edip de onay verebilirsiniz. Fakat biz tekrar kontrol etmek için hızlı hızlı ilerleyelim. Bu arada sağ tarafa bakıyorum ve başlık, yazar ismi, resimlerde eksiklik var mı diye kontrol ediyorum. Evet, burada bir uzun isim çıkarttı. Burada ne yapıyoruz? Başlığa bir tıklıyorum. Kendisi düzeltecek mi diye bakıyorum. Düzeltmedi. Ne oldu? Yazar ismiyle bir uzun ismi aldı. Aşağı hemen iniyorum. Tekrar yazara tıklıyorum ve onu da düzeltti. İlerliyorum. Burada bir problem çıkarttı. Başlığa tıkladığım zaman normalde düzeltmesi gerekiyor. Resme tıklıyorum. Evet. İkinci veriye tıkladığımda doğruladı veriyi. İlerledim. Dikkat ederseniz bu arada üst tarafta ünlem çıkartmadı. Bazen üstte bazen altta çıkabiliyor. Son verimize doğru. Evet. 16 doğru. 17 doğru. Gitti diyoruz. Verilerimizi aşağı doğru kontrol ediyoruz. Bir hata daha gördük. Bu arada telefonumuz çalıyor. Tabi videomuzu kesemeyeceğim. Hemen alttan yazar kısmını tekrar işaretliyorum. Fakat üstteki işareti götürmedi. Tekrar işaretlediğim zaman ünlemleri yok etti ve bitti diyorum. Tekrar altları kontrol ediyorum. Bir problem göremedim. Yayınla diyorum. Bütün yaptığımız işlemler şu anda yayınlanmış durumda. Umarım size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.